Afyon Karahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı beldesi Düzağaç. Afyon Karahisar, İzmir Karayolu'nun içinden geçtiği belde, karayoluyla ortadan ikiye bölünmüş bir yapıya sahip. Düzağaç ve çevresinin tarihi yaklaşık 900 yıl önce konar göçer yerleşimlere sahne olmuş. Beldenin Höyük Çınarı, Kırkpınar ve Ürmük Çeşme mevkilerinde o dönemlere ait eski yerleşim kalıntılarına rastlanır. Yerleşimin Roma döneminde başladığı beldeye ardından Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı hakim olur. Türklerin yöreye ilk gelişi Miryakepelon Savaşı'ndan sonra Melihşah komutasındaki Selçuklu ordusu zamanına rastlar. Belde ve civarı Germiyanoğlu Beyliği döneminde Osmanlı'ya hediye verilir. Düzağaç, Afyon Karahisar ve çevresinde cereyan eden büyük taarruzdan diğer yerleşimlere nazaran daha az hasar görür. Yağış alan bir iklim özelliğine sahip yerleşim toprakları, sulama imkanlarının da iyi olması sebebiyle tarım için oldukça elverişli. Yaklaşık 2200 civarı nüfusa sahip Düzağaç'ta tarım, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve nispeten arıcılık faaliyetleri belde ekonomisinde önemli yer teşkil eder. Afyon Karahisar, İzmir Karayolu'nun 33. kilometresinde yer alan beldede küçük dinlenme tesisleri de bölge halkının geçim kaynakları arasında gösterilir. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinin yöresel lezzetleri, tabiatı, doğal güzellikleri ve festivalleriyle tanınan güzel beldesi Büyük Mandıra. Kuzeyinde Baba Eski ilçe merkezi, doğusunda Lüleburgaz, güneyinde Tekirdağ ve batısında Edirne bulunan beldenin tarihi M.Ö. 5. yüzyıl ortalarına kadar uzanır. İlk yerleşiminin Trakların Ordius kolu zamanında başladığı bilinen belde ve çevresinde daha sonra Makedonya Krallığı, Bitinya Krallığı, Roma ve Bizans hakimiyet sürer. Belde ve çevresi Sultan 1. Murat döneminde Balaban Bey tarafından 1359 yılında Osmanlı topraklarına katılır. Beldenin bağlı olduğu Baba Eski ilçesi de ismini Balaban Bey'den alır. Belde Baba Eski ilçe merkezine 12 kilometre,
Kırklareli İl Merkezi'ne ise 73 kilometre mesafede yer alır. Karasal iklimin hakim olduğu belde toprakları, tarım faaliyetleri için oldukça elverişli. Karpuz, ayçiçeği, kanola çiçeği ve tahıl ekilen belde topraklarında özellikle süt ürünleri ve mandıracılık faaliyetleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel turizm faaliyetleri, yöresel lezzetleri sunan işletmeler ve arıcılık faaliyetleri 3500 nüfuslu belde ekonomisinde önemli yer teşkil eder. Civar il ve ilçelerden özellikle ismi yöreyle özdeş olmuş, özel tekniklerle pişirilen tavuk ve tavuk ürünlerini tatmaya gelen misafirler, beldenin sürekli hareketli olmasına katkı sağlar. Komşusu olan Edirne gibi büyük mandırada, Yağlı Güreş denilince akla gelen bir adres konumunda. İlk olarak 1925 yılında yapılan Yağlı Güreş etkinliği o yıldan sonra gelenekselleşerek günümüze kadar ulaşmış. Her yıl Mayıs ayının son haftasında düzenlenen Büyük Mandıra Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliği Kırkpınar'dan sonra en çok yağlı güreş pehlivanının katılım gösterdiği bir etkinlik olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Güzel tabiatı, yöresel lezzetleri, festivalleri, ulaşım kolaylıkları, piknik mesire alanlarıyla Büyük Mandıra, başta komşu il ve ilçeler olmak üzere İstanbul'dan günübirlik ziyaretçi ve piknik severlerin uğrak noktası konumunda. Konaklama adına fazla imkana sahip olmayan beldede her bütçeye uygun yeme içme mekanı mevcut. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinin doğası, baraj göleti, tabiatı ve görsel güzelliği ile dikkat çeken beldesi Karahalil. Beldenin tarihi çok eski devirlere kadar uzanır. İlk yerleşimin Trakların Ordios kolu zamanında başladığı bilinen belde ve çevresinde, daha sonra Makedonya Krallığı, Bitinya Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı hakimiyet sürer. Karahalil'in eski kayıtlara göre asıl adı Karaali. Karaali olan isim, yerleşimin güneyinde bulunan Hazinedar köyünde doğmuş olan Osmanlı Paşası Çandarlı Karahalil Paşa'ya ithafen
zaman içinde Kara Halil olarak kullanılır ve günümüze de öyle ulaşır. Kara Halil özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde büyük önem arz eder. Şöyle ki Fatih Sultan Mehmet Kırklareli ve Babaeski'yi ele geçirdikten sonra Avrupa istikametine sefer yapmadan önce ordusuyla bugün beldenin yer aldığı vadi içinde uzun süre konaklar ve kışı geçirir. Mevsim bahara döndüğünde yaşlı, hasta ve sakatları burada bırakarak Avrupa üzerine sefere çıkar. Fatih, Kırım Hanlığı'nı fethettikten sonra Tatar Türklerinden büyük çoğunluğu Kara Halil'e yerleştirir. Böylece yörede Rum ve Türk nüfusu birlikte yaşamaya başlar. Kara Halil, Babaeski ilçe merkezine 22 kilometre, Kırklareli il merkezine ise 23 kilometre mesafede yer alır. Yağışı bol, karasal iklimin hakim olduğu belde toprakları tarıma oldukça elverişli. Başta ayçiçeği olmak üzere karpuz, kanola bitkisi ve tahıl üretimi beldedeki tarım faaliyetlerinde üretilen bitkiler. Yaklaşık 1500 civarı nüfusa sahip beldede tarım faaliyetlerinin yanı sıra mandıracılık ve süt ürünleri üretimi amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleriyle arıcılık belde ekonomisinde önemli yer teşkil eder. İl ve ilçe merkezine yakın oluşu, Kara Halil'in sık ziyaret edilen bir belde olmasına katkı sağlar. Belde sınırları içinde yer alan baraj göleti, tarımsal sulama amacı için kullanıldığı gibi çevresindeki piknik, mesire alanlarıyla da özellikle hafta sonu ilçenin Kırklareli başta olmak üzere civar il ve ilçelerden misafir ağırlamasına vesile olur. Doğası, tabiatı, yöresel lezzetleri, ulaşım kolaylıklarıyla Kara Halil bölgede popüler bir konumda. Simge tarihi yapılarından olan Ulu Cami ilçe merkezinde yer alıyor. Kilise olarak inşa edilen ve yapılış tarihi hakkında kesin bilgi olmayan yapı Hazreti Ömer döneminde 639 yılında camiye çevrildi. Abbasiler döneminde onarımdan geçen yapı Cizre Emiri Basşah'ın oğlu Emir Ali Sencar tarafından 1160 yılında bir kez daha onarım gördü. Yapının en dikkat çeken kısmı olan kesme taştan dikdörtgen kaide üzerine yuvarlak gövdeli minaresi ise 1156 yılında yapıldı. Cizre Ulu Cami kesme taştan dikdörtgen planlı ve üzeri kasnaklı kubbeyle örtülmüş. İbadet mekanı sütunlarla üç kısma ayrılmış.
giriş kapısı üzerine Kur'an'dan alınma ayetler yazılı. Demirden yapılan giriş kapısı 1983 yılında Topkapı Sarayı Müzesi'ne götürüldü. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan ağır bir hastalığa yakalanır. Tedavisi için dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharat karıştırılarak mesir macunu yapılır. O günden bu yana Manisa'da tam 478 yıldır mesir macunu yapılıyor ve festivali düzenleniyor. UNESCO tarafından somut olmayan dünya kültürel mirası listesine alınan festival kapsamında 6 ton mesir macunu dağıtıldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde Manisa'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Lidyalıların başkenti olan Sardes, 6. ve 7. yüzyıllarda ekonomik ve politik olarak büyük bir güce sahipti. Batı Anadolu'yu hakimiyeti altına almış olan bir imparatorluğun başkenti, Sikke'nin doğum yeri ve adı hayal bile edilemeyecek zenginlikle özdeşleşen Krezus, yani Karun'un vatanı olan Sardes, antik dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alıyordu. Sardes, kent planlaması konusunda benzersiz yerleşim yerlerinden biri. Kent Mezopotamya dışındaki en büyük savunma duvarı ile çevrelenmiş bir yer. Antik kent, günümüze kadar korunarak gelebilen dünyanın en görkemli İyon düzenli tapınaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Burası korunmuş Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamam, jimnasyum kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahip. Lidyalıların başkenti ve tek şehri olan Sardes'ten başka hiçbir şehir bu uygarlıkla doğrudan bağlantılı değildir. Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Lidya döneminin Sardes kenti, tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde zengin bir kent oldu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan bu alanda ayrıca İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri de bulunuyor.